Merhaba, ben Vodafone'dan Red Team ekibinde çalışıyorum. Genellikle cihazlarla ilgili destek veriyoruz müşterilere. Aynı zamanda iç eğitmenlik de yapıyorum. Kısaca teknik özelliklerinden bahsedeceğim ben size cihazın. Öncelikle tabii ki sim kartı takabilmeniz gerekiyor kullanabilmeniz için cihazı. Cihazı şöyle çıkartın isterseniz siz de aynı zamanda şeyi yapabilirsiniz. Direkt sim kartınızı takabilirsiniz. Sol tarafta dışarıya doğru çekebileceğiniz bir bölüm var. Birçoğunuzun telefonunda belki vardır. SD kart yuvasına benzer bir bölüm. Onu dışarıya çıkarttığınızda hemen üst kısmında bir sim kart şekli var. Sim kartın kesik bölümünün ona uygun olması gerekiyor. Benim sim kartım biraz sıkıntılı ama çıkartmaya çalışalım. Şöyle dışarıya doğru çıkarttığınızda kesik olan tarafın, sim kartın kesik tarafının kameraya doğru bakıyor olması gerekir. Ve çipli kısım da aşağıya geliyor. Normal sim kart öttüm sandım. Ben bir aparatla kullandığım için sim kartı, tamam. Onun için çok kolay olmuyor benim çıkartıp takmam. Arkadaşlar burada sim kartları şey müsait mi? Şu anda sim kartlar açık değil sanırım. Yok, hayır, şekil olarak bunun için. Tabii normal sim kartı onların müsait. Kullandığı tamam. Birebir tamam. Kullanabilirler. Evet. 10 inç bir ekrana sahip tabletimiz. Çift çekirdekli 1.5 GHz işlemcisi var. 16 GB dahili hafızası var. Hafıza arttırılamıyor sanırım. Arttırılamıyor. 5 megapiksel kamerası var. Onun dışında 3G destekli. 10 saat civarında da batarya ömrü var. Ayrıca bildiğim kadarıyla klavyesinde de ayrı bir bataryası daha var. Yani şarj ederken ikisini ayrı ayrı şarj ediyorsunuz. Bastığınızda üst kısımda şunu alabilirim sanırım. Yine mikro USB girişi var üst kısımda. Şöyle oturttuğunuzda, hafif bastırdığınızda bir ses geliyor ve normal laptop şeklini alıyor. Klavye ile birlikte kullanabiliyorsunuz. Çıkartmak istediğinizde de yine o tuşa bastığınızda biraz kendinize doğru çektiğinizde çıkması gerekir. Genel olarak veri kullanımını cihaz üzerinden de görebilirsiniz. Android işletim sistemi olduğu için. Onu göstermek istiyorum ben. Şu yukarıda nokta nokta olan bir bölüm var. Ekranın üst kısmında. Ona bastığımda tüm menüler geliyor. Ayarlar bölümüne giriyorum. Ayarların içerisinde veri kullanımı diye bir bölüm var. Burada uyarı alabileceğiniz ve sizi veri kullanımını belirleyebileceğiniz bir bölüm var. Aşağı yukarı 5.5 GB civarında bir veri seçebilirsiniz. 6 GB kotanız olduğu için. Nereden seçiliyor onlar? Ayarların içerisine giriyoruz. Ayarların içerisinde veri kullanımı diye bir bölüm var. Ayarlar veri kullanımı. Bir grafik olan ekran görüyoruz. Grafiğe dokunduğumda kotayı belirleyebileceğim bir alan açılıyor. Buradan uyarı almak istediğim limiti belirliyorum. Ayarla dediğimde o limite ulaştığında bana o bir uyarı veriyor. Onun dışında genel olarak internet ayarları var cihazın. Herhangi bir manuel işlem yapmanız gerekmiyor. Kapatıp açtığınızda sim kartı taktıktan sonra internete çıkış yapabiliyorsunuz ve o uygulamayı da kullanabiliyorsunuz. Onun dışında sanırım bizim bahsedeceğimiz çok farklı bir özelliği bulunmuyor. Hangi uygulamalar var genelde şeyin içinde? Hani böyle default? Ofis işte uygulamaları bulunuyor. Açık yani kaynak kod kullandıkları için ücretsiz kullanabilecekleri bir ofis programı var içinde. Yani bu Excel, Word, PowerPoint kullanabilecekleri. Documents to Go diye bir uygulama var. Birkaç oyun yüklü. Onun dışında harita uygulaması var.
Google Play üzerinden zaten ücretsiz olarak birçok uygulamayı yükleyebiliyorlar. Bir Gmail hesabımız olması gerekiyor. Yani Apple'daki gibi ayrıca bir account açmanız gerekmiyor. Mevcut Gmail hesabınızı oturum açtığınızda uygulama indirebiliyorsunuz ve size tekrar tekrar şifre sormuyor. Direkt beğendiğiniz uygulamayı tıklayıp download edebiliyorsunuz. Onun dışında Wikipedia vesaire gibi birçok uygulama da bulunuyor. Yine sosyal medya uygulamaları var. Facebook, Twitter gibi. Onlar da default olarak yüklü. Evet, sosyal medya uygulamalarının birçoğu var. Vodafone'un uygulamaları var yine. Kitap okuyabilecekleri, müzik dinleyebilecekleri veya etrafında ne olduğunu bulabilecekleri, ATM vesaire gibi benzin istasyonlarını bulabilecekleri birkaç uygulama daha var. Klavyeyi taktığınızda zaten otomatik olarak görüyor. Ayrıca bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Başka önemli bir şey var mı? Alt tarafta bir bölüm var. Şöyle saatin olduğu bir bölümde. Yine oraya tıkladıklarında evet, eğer evde veya okulda wireless üzerinden bağlanacaksanız oradan wireless ağlarını seçip İnternete çıkış yapabiliyorsunuz. Bu arada sıkıntı yaşayabileceğiniz bir bölüm var. Bildirimler diye bir sekme var burada. Eğer bildirimleri off konuma getirirseniz işte Facebook, Twitter vesaire mailler gibi uygulamalardan herhangi bir bildirim aldığınızda size uyarı vermeyecektir. Onunla ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsiniz veya o bölümü kontrol edebilirsiniz en azından açık mı kapalı mı diye. Kaan'ın söyleyeceği bir şey var mı ek olarak? Şu mikrofonu şey yapalım da. Buyurun siz yine. Böyle buyurun. Merhaba, ismim Kaan. Ferhan'a ek olarak söyleyeceğim şey şu aslında, bildirimlerde ben masalarda gördüm, herkes iOS kullanıyor, iPhone kullanıcısı. Bildirimleri orada program bazlı ayarlayabiliyorsunuz. Yani ben WhatsApp'tan gelen bildirimi ekranımda görmeyeyim ya da ses gelsin, ekranıma bir uyarı gelmesin. Android'de 4.0 yazılım var, cihazın içeriğinde Android'in 4.0 yazılım var. Bundaki bildirimi program bazlı ayarlayamıyorsunuz. Hani bildirimi kapatırsanız ne Foursquare'dan size bir bildirim gelir ne de Facebook'tan gelir. Yani ki galiba interaktif dersler de Facebook üzerinden gideceği için hani bu kısma dikkat etseniz bence daha sağlıklı olur. Buralar açık kalsın. Evet. Kapatırsanız karşıdan gelecek galiba bildirim ya da ders notları da zannediyorum direkt Facebook'la entegre çalışacak. Bunu da dikkat edilirse bence sağlıklı olacaktır. Onun harici bir de Translate var. Google Translate var uygulamanın içeriğinde kısa yol olarak. Buradan hani web sayfasıyla uğraşmadan direkt olarak uygulama yapabilirsiniz. Kendi içeriğinde Android'in Safari'si var. Chrome, Mozilla, Firefox gibi şeyleri de yine Google Play üzerinden yükleyebilirsiniz. Gmail hesabı şart. Ha bir de ek olarak şey bahsedeyim. Google Play hesabınızı lütfen birbirinize paylaşmayın. Yani sizin hesabınızı başka biri kullandığı zaman otomatik spektrum olarak bazı programlar sizin yüklediğiniz karşı tarafa gidebilir. Karşı tarafa yüklediği uygulamalar size gelebilir. Rehber bilgileri size varsa, yani Gmail adresinize daha önce gönderdiğiniz kişilerin mail adresi otomatik olarak kaydolur. Username, password'ı birbirinize paylaşırsanız sizin bilgileriniz oraya gider, onların bilgileri size gelir. Hani Android hesabını da lütfen tek hesap kullanın. Herkesin tek hesabı kendi kullanıcısına ait olsun. Bilgi paylaşımı burada da yapmamak sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Benim bir sorum var öğrenciler adına. WhatsApp yüklenebiliyor mu bu şeyin içine? Android'de. Nasıl? Android'de WhatsApp var yükleniyor. Peki. Bu herhalde hepimizi rahatlatacak bir olay. Yok ben şey hani gelemediğim her şeyi kullanıyorum. Bir tek bu WhatsApp'a dayanamıyorum. Baş edemiyorum çünkü. Var WhatsApp'ta kullanıyor yüklenebilir. Evet. Ama sizler tabii dijital yerler olarak konuda gayet ustasınız.
görüyoruz da onları. Peki, evet. Kaan hocama soru var mı? Herkes sim kartını taktı mı bu arada tablete? Bir, bir saat sonra gelip şikayet eden arkadaşım sim kartın yok. Yok var. Şaptan alacağız. Tamam. Şaptan alacağız. Sim kartı takabiliriz. Aslında ya şöyle iki farklı cihazda tek bir sim kartı kullanmak istediğini söyleyebiliriz. Yok hayır yani Wi-Fi'den bağlandığım şeye bağlı. Elde hesabıyla şey yapmışsınız mı? Bunun üzerinden evet. Aktive ettiği için bir sıkıntı olmaz. Aktivasyon ekranında... Ama yani, var sürekli. Arkadaşım aynı. Şey, sim kartı olmadığı için de belki. Tekstinde evet. Olmaz. Bir aktivasyon mesajı gönderiyor. Diğer cihazdaki çalışmaz. Evet. Tabii. Ama şöyle... Şöyle bir şey yapabilirsiniz. iPhone'unuzdaki sim kartta kayıtlı numara var. Bir de şimdi tablete yeni bir numara takacağız. Hani ben iPhone'umdaki numarayı tablette kullanayım derseniz olur. Yani tableti yüklediğiniz WhatsApp'ın aktivasyon için iPhone'unuza kayıtlı olan sim kart numarasına girerseniz iPhone'a gelen mesajı tablete girip kullanabilirsiniz. Ama tek numarada iki WhatsApp uygulamasını kullanmanız imkansız. Birini açarsanız birisi otomatik olarak zaten kendisi kapanır. Güzel olurdu aslında yani birkaç yerde aynı numarayla ama güvenlik gereği maalesef WhatsApp'ıma müsaade etmiyor. Sorusu olan? Evet. Sim kartı ve tableti burada olan arkadaşlardan sim kartı takamayan var mı? Biz buradayken o konuda da size... Hocam sen indireyim sim kartın yok ki takasın şu anda. Hem tableti hem sim kartı. Evet, sen arkadaşlardın. Teşekkür ederim. Güle güle kullanın o zaman. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler.